İslamiyet, hangi vakitlerde uyumanın doğru, hangi vakitlerde uyumanın yanlış oluşundan tutun, uyumadan önce ve uyandıktan sonra neler yapılması gerektiğine varıncaya kadar, uykuyla ilgili de bütün adab esaslarını tespit etmiştir. Peki uyku yatış pozisyonlarından Allah'ın en sevmediği hangisidir? Gelin bunun cevabına hep birlikte bakalım. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yüzüstü yatmak haram değildir. Ancak Peygamber Efendimiz bu yatış şeklini uygun görmemiştir. Peygamber Efendimiz mescitte bu şekilde yatan birisini uyandırmış ve şöyle buyurmuştur. Bu şekilde yatmak Allah'ın sevmediği bir yatış şeklidir. Görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz yüzü koyun yatmayı uygun görmemiş ve Allah'ın sevmediği bir yatış şekli olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle Müslüman olmayanlara benzeme niyeti olmaksızın yüzüstü yatmak haram veya günah değilse de adaba aykırı olduğu gibi sünnet sevabından mahrum kalmaya neden olur. Peygamberimiz sağ tarafa doğru uyumamızı ister. Sağ tarafa yatılması durumunda sağ burun deliği tıkanmakta, sol burun deliği açılmaktadır. Sol burundan yapılan nefes almayla sağ beyin yarım küresinin aktivitesi artar. Sağ beyin yarım küresinin uyarılması, parasempatik sinir sistemimizin faaliyetlerinin artmasına, kalp hızımızın yavaşlamasına, tansiyonumuzun düşmesine ve mide, bağırsak faaliyetlerimizin yavaşlamasına vesile olur. Dolayısıyla kalbimiz daha az yorulur. Uykuya dalmamız daha kolaylaşır. Bu da istirahatimizin daha iyi olmasına imkan sağlar. Diğer yandan sol tarafa yatılırsa ne olur? Sol burun deliğinin tıkanmasıyla birlikte sağ burundan nefes alınması, sempatik sinir sisteminin faaliyetlerinde artışa yol açar. Bu durumda kişi heyecanlanmış gibi olur ve kalp atışlarındaki hızlanmayla kalp daha da yorulur. Bu yüzden uykuya dalma zorlaşır. Çünkü kalp atım hızının, tansiyonun, heyecan ve dikkatin artması uykuya engel olabilir. Sol tarafımız üzerine uyumadaysa vücudumuz daha çok yıpranacaktır. Sırt üstü veya yüz üstü yatınca durum ne olacaktır? Yüz üstü yatmak zaten uzun süre mümkün olmadığı gibi Efendimiz tarafından da uygun görülmemiştir. Kalp, akciğerler ve mide bu durumda baskı altında olduğu için ciğerlerimiz ve midemiz sıkışıp rahatsızlık verebilir. Sırt üstü yatıldığındaysa bu rahatsızlık olmayabilir. Ancak uykuya dalmada gecikme olabilir. Bu durumda vücudun tam dinlendirici bir uykuya geçmesine ve dinlenmesine engel olabilir. Çünkü bu durumda gündüz olduğu gibi iki burun açık olacak ve parasempatik sistem uyarılamayacaktır. Ayrıca sırt üstü yatılması durumunda mide ve bağırsakların fonksiyonlarını gerçekleştirmesi biraz daha zorlaşacaktır. En faydalı ve belki de en az zarar görebileceğimiz bir yatış pozisyonunun yüce rehberimizin bize tavsiye ettiği sağ yana yatarak ve ayakları vücuda doğru çekerek uyuma şeklinde olduğu hakikati ilmi araştırmalarla ancak bugün doğrulanabilmektedir. Bu yatış şeklinde hem mide ve bağırsaklar korunmakta hem de sindirimin daha kolayca tamamlanması mümkün kılınmaktadır. Kainatın efendisi bir düstur olarak yemek yedikten hemen sonra uyunmamasını ve uyku içinde sağ tarafa yatılmasını bize bildirmektedir. Kaldı ki bu şekilde bir yatışın anne karnında aylarca büyütülen bir bebeğin pozisyonuna benzer olması da bunun fıtri bir yatış tarzı olduğunu gösterir. Çünkü bebek anne karnında büyütülüp geliştirilirken kemiklerinin üzerine yerleştirilen kasları kasılmamış orijinal halindedir. Doğumdan sonra ise her türlü hareketimiz bu kasların kasılmasıyla olur. Kaslarımızı en iyi dinlendirmenin yoluysa ilk yaratılış halimizi almamızdır.